Ablamlar balayına nereye gidiyorlar dersin Pelin'cim? İnanmıyorum. Fransa'ya mı? Evet, kayınvalidemin dibine. Ay ne kadar romantik. Sen, Tankut, Eyfel Kulesi ve kayınvalide. İkisinin de çelik konstrüksiyon olması ne kadar ilginç değil mi? Defne, zaten gerilmeye başladım, boğmayayım seni. Kadıköy iskelesinde bir balon var ya. Hani şu biniyorsun, yükseliyor, İstanbul'u izliyorsun. Evet. İşte nikahımız o balonda kıyılacak. İyi de o balon bütün davetleri almaz ki. Ne almayacak zaten? Sadece ben, İpek, şahitler ve nikah memuru olacak. Ya bir şey de bana söyleyin ya. Bir şey de bana haber verin ya. Ya kız 200 metre havada evlendi, biz böyle aval aval baktık ya. Ya bir şey de bana sürpriz olmasın ya. Niye her şeyi en son ben duyuyorum ya? Ben neciyim bu evde, iskele babası mıyım ben? Estağfurullah Mehmetciğim, ne demek o? Ama sen istersen sinirlenme bak, yoksa tansiyonun çıkacak şimdi. Oğlum sen ne zaman chat yapmayı öğrendin de ne zaman kız buldun? Abicim devir sürat devri. Bahadır bana chat yapmayı öğretti, ben de kızı buldum. Ben sana bir şey söyleyeceğim Pelin. Söyle minnoşum. Minnoşum mu? Evladım benim Boğaz'da bir yalım var. Eşyalı filan. Onu kiraya vermek istiyorum. Boğaz'da yalınız var demek. Onu bu minnoş tabundan vazgeçirmem lazım. Delikanlı adama hiç minnoş denir mi ya? Kedi miyim ben? Baba, çamaşır makinesi bozuldu, yapar mısın? Çamaşır makinesi mi bozuldu? Evet, annem evde yıkayalım diyor. Sen yaparsın değil mi? Hayır canım, servis çağırırız. Gideriz Tosun'um. Anlamadım. Şey diyorum, belki Tosun da vardır hayvanat bahçesinde. Ay, kesin vardır minnoşum. Of ya, beceremeyeceğim ben bu işi. Direkt mi söylesem? Arzayı buldum Şükran. İyi, buldun. Buldun ama makinemizde 48 parçaya bölündü. Bak işte. Bu parça dönerken, tamam mı? Şu içerideki çıkıntı var ya, işte o gövdeye çarpıyor. Yarın taşınıyoruz Hulya. Ne? Yarın sabah taşınıyoruz Hulya. Nereye evladım? Boğaz'a. Bir yalı dairesi tuttum. Ne? Evet. Hem de eşyalı. Hadi çocuğum, hadi dalga geçme. Otur da yemeğini ye. Evet. İşte bu da anahtarı. İnanmayan yarın gelip gerçeği görebilir. Boğaz'a taşınıyoruz Hulya. Boğaz'a. Bırakmıyorum Kadir. Ciddi misin? Evet, ciddiyim Hulya. Ay hala
inanamıyorum biliyor musun? Al şunları kızım. Biz yalıya taşınıyorsunuz sahilde Boğaz'da. Evet anne. Kadir gelir gelmez gideceğiz. Ne harika değil mi? Kocaman bir yalı. Harikadan da öte bence inanılmaz bir olay. Boğaz'a taşınmanız bana bilim kurgu gibi geliyor. Ya okuyan insanın hali nasıl başka oluyor? Sizin gibi sevinçten göbek atmaya başlamadan önce bilimsel düşünüyor. Ama ne var bunda bilimsel düşünecek? Taşınmanın bilimseli mi olur ha? Olur efendim olur. Bir adam emlakçı açtıktan bir ay sonra Boğaz'a yalıya taşınıyorsa bunu bilimsel olarak düşünmek lazım. Hele o adamın adı Kadir'se. Evet Enver Bey amcacığım, buyurun çayınızı. Siz hiç merak etmeyin. En yakın zamanda çok uygun bir kiracı bulacağım ve evinizi ona kiralayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Çok temiz biri olmalı. Yalıma çok iyi bakmadı. Tabii efendim öyle olacak, öyle olacak. Oh oh oh. Bunun aradığı kiracı 2 sene beklesen çıkmaz. Rahat 2 sene otururuz biz orada. Ben yarın İzmir'e dönüyorum delikanlı. Bir kısmet çıkınca sen ararsın beni. Tabii Enver Bey amcacığım, tabii. Oh oh oh, en az 2 sene gelmez bu İzmir'den. Ben 2 haftada bir gelirim zaten İstanbul'a. 2 hafta? Şöyle bir Boğaz havası almadan fazla kalamıyorum İzmir'de. Öyle demeyin Enver Bey amcacığım. İzmir körfezi de gül gibi kokuyor artık. Boğaz'dan geri kalır yanı yok yani. Öyle ama İstanbul başka. Kızım bıraksa gelip kendim oturacağım yalında ama bırakmıyor ki. Ama o da haklı. Yaşlandık artık. Bak 2 günlüğüne geliyorum, onda bile misafirhanede kalıyorum. Zor tabii. Hadi amca git artık şu misafirhanene. Daha gidip yalına taşınacağız. Oğlum babam sana yasaklamadı mı internette chat yapmayı? Daha ne böyle şiir miir yazıyorsun orada? Ya abicim bir tane buluşma koparayım bırakacağım. Kıza kendi şiirlerimmiş gibi koca kitabı yazdın daha tavlayamadın mı? Ya Mustafa abicim, sen Pelin yengeyle buluşmaya gitmiyor muydun? Pardon, rahatsız ettik büyük Kazanova. Abicim az kaldı. Birazdan soruyorum. Neyse çok oyalanma, kapa şu dükkanı. Ben de gidip Pelin'le konuşayım artık. Minnoş meselesini mi açacaksın? Evet, direkt söylemezsem anlamayacak. Daha demin telefonda 6 kere minnoşum dedi ya. Söyle abicim, söyle tabii ya. Ne o öyle? Ya dağ gibi adama minnoş mu denir? Vallahi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama söylemek zorundayım. Minnoş falan değilim ben ya. Adam gibi bir hitap bulsun. Buyurun, tut kızım. Hadi Kadir, hadi. Anne, benim de odam olacak değil mi? Tabii kızım. İstersen 2 tane, hatta 3 tane bir odan olacak. Koskoca yalı. Dede, yalı ne demekti? Yalı, yavrucuğum bu denizin kenarındaki evlere deniyor. Bu evler böyle büyük oluyorlar. Hatta bazen de şaibeli olurlar. Şaibe ne demek dedi? Onu da annene sor. Anne, şaibe ne demek? Şaibe? Şaibe... Baban geldi! Hulya kızım, hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Ah, ah benim damadım gelmiş. Hoş geldin damat. Hoş bulduk anneciğim, elinizi öpeyim. Canım, canım, sağ ol. Bunca yılın hayırsızı bir yalı tuttu, canım oldu. Verin sizin de elinizi öpeyim babacığım, hürmetler. Hadi baba, artık yeni evimize gidelim. Ev değil o minik serçem, yalı, yalı o, yalı. Tamam, şaibe ne demek? Şaibe mi, ne demek? O da nereden? Aman canım, şimdi? Neyse, çok merak ediyorum şu yalıyı. Hadi bir an önce gidelim. Hadi gidelim. Yani, hadi bir dakika, hadi bir dakika bakalım. Ya öyle hemen gitmek olur mu damat? Gel bir oturup konuşalım bakalım. Oturup konuşalım, ne konuşacağız babacığım? Gel damat, gel bakayım, geç şöyle, geç, geç. Geç otur şuraya. Merhaba hayatım. Nasılsın Pelinciğim? Sağ ol canım. Geç otur. Dur şunu çıkartayım. Unuttu galiba minnoş lafını. İyi iyi. Konuyu açmaktan kurtulmuş oldum. Ne haber minnoş? İyidir. İyidir tatlım. Ne olsun? Neredeymiş bu sizin taşınacağınız yalı? Boğaz'da babacığım. Kanlıca'da.
Kanlıca'da. Evet babacığım. Mehmet, çocuklar yeni evlerine gitmek istiyorlar. Bırak da gitsinler. Evet baba. Hadi bakalım Ceren'cim, biz gidelim. Aman dur canım, oturun gidersiniz ya, otur otur. Kayınpeder kıllandı valla. Ayıptır sorması ama kaç para bu yalının kirası? Aman Mehmet, tutmuşlar işte, sana ne? Bir dakika canım, piyasayı öğreniyoruz. Belki biz de Boğaz'dan bir yalı tutacağız. Nerede o günler? Evet, kirası diyor. Kirası mı? Kirası $1000 babacığım. $1000. Bir arkadaşın yardımıyla oldu babacığım. Bana bayağı bir indirim yaptılar. Malumunuz piyasada sevilen, sayılan, güvenilir bir esnafım da. Ona ne şüphe canım. Peki kontrat falan yaptınız mı? Elbette babacığım. Kontratsız ev tutulur mu hiç? Tutulmaz tabii, tutulmaz. Göster bakayım ben. Göstereyim mi? Neyi göstereyim? Ha, kontratı. Evet, kontratı. Ya merak ediyorum, yalı kontratı nasıl oluyor diye. Hadi Kadir, göster kontratı, babama da gidelim artık. Kontrat mı? Kontrat şeyde, dükkanda babacığım. Ben dükkanda çekmeceye şey yaptımdı. Hani kırışmasın diye. Malumunuz kontrat hani böyle dörde katlayıp cebinize koyunca kırışıyor yani. Cepte bir yerlere sürtünüyor, tahriş oluyor. Ben o sebepten şey yaptımdıydı. Anlıyorsunuz değil mi babacığım? Bu yalı kontratı hiçbir şeye benzemez. Deniz manzaralı kontrat. Tamam çocuğum, tamam. Sonra gösterirsin. Baban da ne yapacaksa kontratı. Sanki İstanbul 82. noteri. Yazınız var mı hanımefendi? Ben bir çay alayım. Sen de bir şey içer misin Minnoş'um? İçerim Pelin'cim, içerim. Ben de bir çay alayım. Senin neyin var bugün Minnoş'um? Yok bir şey. Var var. Ben seni tanımaz mıyım Minnoş'um? Pelin bak, sorun şu ki... Sorunun var değil mi? Hadi anlat bana Minnoş'um. Ben nasıl söylesem bilmiyorum ki. Peki siz şimdi bu $1000 her ay ödeyebilecek misiniz yani? Öderiz babacığım, siz hiç merak etmeyin, öderiz, hallederiz. Kadir iyi kazanıyor artık baba. İyi para kazanmak önemli değil, istikrar önemli, istikrar. $1000 az para değil. Babam doğru söylüyor Hulya, haklı. Ben çok büyük bir düşüncesizlik yaptım. Gittim koskoca bir yalı tuttum. Oysa şöyle ucuz, döküntü bir ev kiralamalıydım. Ama siz de orada oturmaya layık değilsiniz ki. O yüzden biz en iyisi burada kalalım babacığım. Kadir saçmalama. Niye taşınıyoruz ki zaten? Burada gayet iyiyiz. Böyle iç içe, sıcacık. Taşınmıyoruz Hulya. Hayır. Hemen gidiyorsunuz çocuğum. Mehmet. Mehmet. Bıraksana çocukları gitsinler canım. Ya evet baba, ne güzel gidiyorlar işte. Ben vazgeçtim. Kirası çok o yalının. Ödeyemeyiz filan maazallah yani, hiç gerek yok. Uf ya, yine mi odam olmayacak? Sırf şu kızın hatırına bu olayı derinlemesine soruşturmuyorum ha. Başka sorunuz yok yani, öyle mi babacığım? Yok. Evet, hadi vedalaşalım. Pardon baba, gel sen. Hadi bakalım, abla sen de gel. Hadi artık Minnoş'um, anlat, çatlayacağım. Pelin, sence ben nasıl bir insanım? Nasıl bir insan mısın? Harikasın, çok tatlısın, iyi kalplisin, delikanlısın, bir de minnoşsun. Bak Pelin, iyi kalpliliği anlıyorum. Harika olmayı anlıyorum. Tatlılığı da anlıyorum. Delikanlılık zaten en anladığım. Bir tek niye minnoşum onu anlayamıyorum. Sana minnoş demem istemiyor musun Mustafa? Şey hayatım yani... Tamam demem Mustafa. Benim çok hoşuma gidiyordu. Seni çok sevimli bulduğum için söylüyordum. Bari ara sıra desen. Hayır, sana hiçbir sıfat takmayacağım bundan sonra. Hayatım bile demeyeceğim. Eminim ona da gıcık olursundur. Yok canım, hayatım iyi. Hayır, sana sadece bundan sonra Mustafa diyeceğim.
Demek senin damat taşındı sonunda ha Mehmet Usta? Ya öyle oldu Sinancığım. Akşamüstü gittiler yeni evlerine. Aa, ev deme şuna Mehmet Allah aşkına. Deniz kıyısında ev olur mu? Yalı yalı. Pardon hayatım, yalı diyecektim, pardon. Vallahi belki biz de komşu oluruz onlara. O nasıl oluyor Müjgancığım? Biz Zekeriya köydeki evi satacağız ya Sinan. Peki benim niye haberim yok acaba? E çatısı attı ya oranın Sinancığım. E yaptırdık ya Müjgancığım. Ben bilmem. O ev çürük malzemeden, ben oturmam orada. Neyse canım neyse, tutarsınız belki bir ev Boğaz'dan. Biz de tutarız. İnci gibi diziliriz Boğaz'ın kenarına. Valla benim hiç öyle bir niyetim yok. Zekeriya köydeki evden memnunum. Çok yakında bitiyor, biz de gidip oraya yerleşiyoruz. E sen git yerleş hayat, ama beni bekleme. Vallahi Sinancığım işin zor. Yenge takılmış bir kere. Gitti güzelim şato, gitti. Ama Pelinciğim niye kızıyorsun ki? Sen dememiş miydin birbirimize dürüst olacağız, açık sözlü olacağız diye? Ama ben sana minnoşum derken hiçbir kötü niyetim yok ki Mustafa. Biliyorum hayatım, biliyorum da sadece pek hoşuma gitmiyor. Bütün sevgililerin birbirlerine hitap şekilleri var. Ceniko, Ciciko, Totişko. Ama bizim yok. İyi ki de yok. Hepsi berbat. İstersen konuyu değiştirelim artık Sinancığım. Çok isabetli olur Müjgancığım. Neyse canım neyse. Baksanıza biz de sizin gibi tek bir kızla kala kaldık artık. İpekler balayından dönmedi, hala Paris'teler. Hülyalar yeni evlerine taşındı. Mustafa desen de ortalarda yok zaten. Sahi nerede kaldı o? Aman Mehmet, bırak gezsin tozsun. Koskocaman oğlan sıkılıyor evde. Niye sıkılıyormuş canım? Sıkılacak bir şey mi var evde? Gençler işte Mehmet. Bu yaşta fazla duramıyorlar evde. Bizim Pelin de öyle. Sürekli dışarıda. Geziler, partiler, organizasyonlar. Ya ya. Bizim Mustafa da öyle. Kahvede pişti organizasyonunda. Ama ben biliyorum. Şu aralar bizim kız bizden bir şeyler gizliyor. Ne gibi? Galiba biriyle çıkıyor. Çıksın canım, daha önce de çıktı. Ama bu defa benden gizliyor. Daha önce anlatırdı. Birine aşık oldu mu hemen gelir bana söylerdi. Ama bu sefer hiç renk vermedi. Canım belki öyle birisi yoktur. Aa, var canım var. Ben anlamaz mıyım? Geçen gün telefonda konuşurken duydum. İnsan sevgilisinden başka birine minnoş der mi? Tamam hayatım, tamam. Bana bundan sonra minnoş da diyebilirsin, tontoş da diyebilirsin. Fakat böyle sayıda en azından biraz sınırlı kalalım. Aşkıma sınırlar mı getiriyorsun Mustafa? Ben seni istediğim gibi sevemeyecek miyim? Hayatım, aşkımız zaten sınırlarla dolu. Daha annem ve kızlar hariç kimse bilmiyor ki çıktığımızı. Ne olur okulun bitene kadar da bilmesinler Mustafa. Sence seninkiler beni öğrenirse ne olur? Bilmem ki. Ama önünde sonunda ben bu minnoşun kim olduğunu öğreneceğim. Kesin tasvip etmeyeceğimiz biridir. Yoksa Pelin saklamazdı. Niye söylemiyorsun hayatım böyle şeyleri bana? Ya ipsiz sapsız birine gönül verdiyse kız? Ama Sinancığım dert etmeyin Allah aşkına ya. Nasıl olsa kızı istemeye geliyorlar. Vermezsiniz olur biter. Tabii canım. Tabii. Boşuna sen minnoş filan arama. İnada bindi bu iş. Benden saklıyor. Sordum o gün o telefonda minnoş dediğin delikanlı kim kızım diye. Ne yalan söyledi dersiniz? Ne? Arkadaşın kedisinden bahsediyoruz dedim. Gördün mü bak? Minnoş deyince senin aklına bile ilk kedi geliyor. Tamam Mustafa, tamam. Bundan sonra sana minnoş demeyeceğim zaten. Sağ ol hayatım. Beni üzdüğün zamanlar hariç tabii. Şimdi de beni çok üzdün. Minnoş. Bir kere daha soracağım. İtiraf etmezse bilemiyorum artık neler olur. Tabii canım. Gerekirse ufak bir takiple öğreniriz. Olmaz öyle herkesle. Vallahi bunlar minnoşun Mustafa olduğunu kesin öğrenecekler. Hadi ya, hadi ya. Ne olur buluşalım de ya. Ne olur evet de ya. Buluşalım dedi. Ay ay ay. Kaçırsın düşmanlar. Benim de artık bir sevgilim var. Hırsız. Ya buluşalım
dedik ama ya beni beğenmezse, ya ben onu beğenmezsem? Of Allah'ım ya, of Allah'ım ya, ben ne yaptım ya? Ne zaman geliyormuş İpekler? Ay yarın geliyor çocuklarım, çok özledim biliyor musun? Acaba ne yaptı kızcağız orada? Yani ne yedi, ne içti? Paris'in ekmeğini, suyunu beğendi mi? Aman beğenmiştir, beğenmiştir. Paris'te balayı yapacak suyunu mu beğenmeyecek? Ay vallahi. Ah, su dedin de aklıma geldi Mehmet. Ben demedim suyu. Önce sen dedin, ben ondan sonra dedim. Canım neyse, şey geldi aklıma. Ne? Diyorum ki, şöyle güzel bir çamaşır makinesi alsak Mehmet ha? Ne dersin? Niyeymiş o? Mehmet, içeridekini tamir ediyorum diye mahvettin ya. Servisten de geldiler artık bu tamir olmaz dediler ya canım. Çok bilirler. Ne anlar onlar çamaşır makinesinden ya? Ayol yetkili servisten geliyorlar. Sen hala onlar ne anlar diyorsun? Canım onlar yenisini alalım diye öyle diyorlar. Öküzün altında buzağı arama Mehmet. 15 yıllık makineydi zaten. Bir de senin elindeydi, iyice kullanılmaz hale geldi alet. Hay Allah, ucuz bir şeydir değil ki. Kim bilir kaç paradır yenisi. Tamam tamam bakarız. İki lokma yedirmedin yani. Kahvaltıyı mı buldun bunu söyleyecek? Bakarız filan deme Mehmet. Öyle de kaçıp gitme. Ya sen kardeşini ne sanıyorsun Fethi'cim? Tabii oğlum benim kaderimde var yalıda oturmak. E ne yapalım, çalışıyoruz, kazanıyoruz. En kral evlerde oturup en kral hayat yaşamak herhalde bizim de hakkımız. Yok ya, ne altılısı, altılı filan değil. Bırak şimdi sen bunun nasıl olduğunu filan da bana bak. Yakında böyle boğazda, denizin kenarında mangal yapacağız. Yalı oğlum bu, yalı, yalı. Yalı, yalıka bak. Yalıka, tabii, Bodrum'daki. Bilmez miyim? Ama ben Türk mükünü daha çok beğenirim. Neyse şimdi müşterim var, sonra konuşuruz. Hoşça kal, hoşça kal. Buyurun, buyurun Ömer Bey amcacığım. Hoş geldiniz, buyurun oturun. Buyurun. Hoş bulduk. Ben de... Bizim yalı ile ilgili konuşuyorsunuz sanmıştım. Aa, şey Enver Bey amcacığım, ben vallahi ilanı verdim ama dün henüz arayan olmadı. Ben de görebilir miyim ilanı? İlanı? Evet. Hangi gazetede çıktı? Ben gazeteye vermedim ilanı. İnternete verdim. İnternete mi? Evet. Sizin yanınızı tutacak seçkin beyefendi internet bilen, akıllı, bilgili, görgülü, kültürlü böyle bir beyefendi olmalı diye düşündüm Enver Bey amcacığım. Bravo. Sizin farklı çalıştığınızı biliyordum zaten. Mehmet, bu eve bir çamaşır makinesi alınacak diyorum. Evet baba, hem de acilen. Ne biçim efendim aciliyeti? Ayol bir dolu çamaşır birikti. Böyle pis pis mi dursun? Canım elinizde yıkayıverin ya, Allah Allah. Eskiden çamaşır makinesi mi vardı? Ne kadar eskiden bahsediyorsun baba? Tekerleğin icadına kadar düşünelim mi? Ne diyor bu Şükran? Ne kadar eskiden bahsediyorsun babacığım diyor. Yani dere kenarına inip orada mı yıkayalım çamaşırlarımızı diyor. Leğende yıkayın canım. Koskoca kızım var. Isıtın suyu, koyun leğene. Hep beraber yıkayın işte. Ne var? Oldu canım. Kolaydı o kadar. Kolay tabii, ne var? Ama şaşırmamak lazım. Alıştınız makinenin kolaylığına, unuttunuz ev kadınlığının zorluğunu. Ne yani? Makineler varken biz hiç zorluk yaşamıyor muyuz demek istiyorsun? Evet. Bulaşığı da çamaşırı da makine yıkıyor. Sizin yaptığınız kirlileri içine koymak. Tozu kim alıyor Mehmet? Makinesi mi var? Yerleri kim siliyor? Onun da mı makinesi var? Annem haklı baba. Mesela yemeğin de makinesi yok. Tek tek uğraşmak lazım. Ya geçen sene de yemek yapmak için mutfak robotu aldırmadınız mı bana? Mehmet, onun adının robot olduğuna niye bakıyorsun? Tek başına bir işe yaramaz o. Mesela karnıyarık yapan bir robot bulunmadı daha. Evet baba, zaten bir sürü iş var evde. Bir de çamaşır çıkarsa mahvolur anne. Sizin diliniz fazla uzadı küçük hanım. Öyle ha deyince her şey alınmaz. Çamaşır makinesi bozuksa elde yıkarsınız. Bir iki ay bekleyin alırız ya. Aa, iki ay mı? Mehmet, iki ay nasıl dayanırız? Temizlikti, yemekti kolay mı zannediyorsun sen? Yani Şükran, bir yemek yapıyorsunuz, onu da kafama kakmayın ya Allah aşkına. Biz de eşek gibi çalışıyoruz akşama kadar. Makineler çamaşırınızı yıkarken siz hayatın ne kadar zor olduğunu görmüyorsunuz efendim. Oturduğunuz yerden vıdı vıdı konuşuyorsunuz ancak. Tamam anne ya.
Üzülme, hem birlikte hallederiz çamaşır işini. Yok çocuğum, yok. Çamaşır falan yıkamıyorum. Hayır, yıkayacaktım ama yıkamayacağım. Çünkü babam biz burada böyle prensesler gibi oturuyoruz zannediyor. Tamam anneciğim, sakin ol ya. Yapmıyorum işte. Toz da almayacağım. Yerleri de sürmeyeceğim, yemek de yapmayacağım. Öyle oturacağım. Ya tamam anne, hem belki parası yoktur adamın. Biz de hemen alsın demedik. Bir ayda beklerim, iki ayda beklerim. Evde hiç mi çamaşır yıkamadım ben? Benim gençliğim çamaşırları elde yıkayarak geçti. Ama bu kadar da hor görünmez ki insan. Yemek yapıyormuşuz, kafasına kakıyormuşuz. Tamam anneciğim, tamam canım. Sen haklısın, üzme kendini ha. Hadi üzme. Canım benim, canım. Evet Enver Bey amcacığım, buyurun şekersiz kahveniz. Bizzat başında bekledim ki köpüğü tam olsun diye. Teşekkür ederim. Enver Bey amca, siz bugün İzmir'e gitmiyor muydunuz? Gidiyorum. Uçağım saat 6'da. Daha önce şu yalıma son bir kez gideyim, eşyalara bir bakayım diye düşünüyordum. Eşyalara mı? Neden? Malumunuz, her birinde rahmetli eşimin hatırası var. Eyvah! Ceren ile Hülya çıktılar mı acaba evden? Çıkmışlardır canım, bu saatte ne işleri var ki evde? Tabii kabahat bende. Canımı dişime takıp deliler gibi koşturuyorum. Yok, bugün kapalıyız. Gideceğim ablanın evine. Şöyle ayağımı uzatıp oturacağım. Denize karşı kahvemi içeceğim. Git anne git. Hem koskoca yalı tuttular. Git sen de sür sefasını. Gideyim son bir kez oturayım, boğaza karşı bir kahve içeyim diyorum. Şimdi mi? Yaş kemale erdi artık. İzmir'e gidip dönmemek var. İnsan hatıralara daha düşkün oluyor. Aman Enver Bey amca, o nasıl söz? Ağzınızdan yel alsın. Siz daha gençsiniz. Hem sonra iki tane kahve size ağır gelebilir. Gelmez gelmez. Hadi siz de gelin benimle. Yok bence hiç gereği yok. Değmez yani. Şimdi kalk oraya git, oradan geri gel. Sonra oradan Yeşilköy'e git. Ya uçağı falan kaçırırsınız Enver Bey amcacığım. Ne bileyim, trafik olur, bir şey olur. Yani. Olmaz olmaz. Hem daha çok var uçağı. Hayda, bavullar falan ortada. Herif anlayacak eve yerleştiğimizi ya. İsterseniz verin anahtarı, ben gider gelirim. Gitmeyin Enver Bey amca. Kiralık eve gitmek uğursuzluk getirir. İlk defa duyuyorum. Öyle miymiş? Evet öyle. Geçen gün evini kiraya vermek isteyen bir ev sahibi evini görmek istedi. Gitti evine baktı, döndü. Dönüşte araba çarptı. Şimdi yoğun bakımda. Olur mu canım öyle şey? Ben böyle şeylerden korkmam. Ben Kore Savaşı'ndan sağ dönmüş adamım. Hadi anahtarı alın da gelin benimle. Allah Allah. Ben ne yalan uyduracağım bu adama şimdi ya? Gidecek görecek bavulları. Neyse, Allah'tan hulyalar evde yok. Oh ya, ev dediğim böyle olmalı işte. Ne haber Defne? İyidir canım, gel. Kimse yok mu? Yok, annem bugün grevde. Ablamların yeni yalıya kahve içmeye gitti. Yalı mı? Ablamlar yalı mı aldı? Almadılar, kiraladılar. Ama nasıl oldu henüz bilen yok. İyi iyi, sana anlatacaklarım var. Ben bir Sinan abinize gidiyorum. Tamam baba. Güle güle usta. Bana bak, internete falan girip sohbet etmiyorsun değil mi sen yine? Yok ustacığım, ben sohbeti falan bıraktım zaten. Aferin. Burası internet kafe değil, torna atölyesi değil mi Dombili? Evet usta. İyi, hadi işinize bakın. İnternet kafe değilmiş. Keşke internet kafe olsaydı. Hiç değilse 2-3 tane müşterimiz olurdu. Abi. Ne? Hani benim internette konuştuğum kız vardı ya. Evet. Ben onunla buluşacağım. Yok ya. Demek sonunda başardın ha? Ya keşke başarmasaydım be abi. Şimdi ya çirkin falan çıkarsa? Ya güzel çıkarsa? O zaman ya beni beğenmezse? Ne o? Tırsmış gibi bir halin var. Ne zaman buluşuyorsunuz? Yarın akşam. Vallahi abi nasıl birisi çok merak ediyorum. Oh! Sabahtan beri öldüm açlıktan. Bu kek çok iyi gelecek. Biliyor musun? İnternette yeni bir çocukla tanıştım.
Yarın akşam buluşacağız. Öyle mi? Bu kaçıncı ya? Kaçıncı olacak canım? Üçüncü ne var? Birini beğen de çıkın artık bari. Bu seferki çok romantik. Bir sürü şiir yazdı bana. Niki ne? Kovboy. Kovboy mu? Oğlum göbekli kovboy mu oğlum? Ya anneciğim Allah aşkına sus ya. Zaten çok heyecanlıyım. Peki onun lakabı ne? Ayışında uluyan dişi kurt mu? Ne alakası var şimdi? Sen şimdi kovboysun ya. O da belki kızılderili. Hayır abiciğim. Kızılderili falan değil. Papatya. Peki nasıl tanıyacaksınız birbirinizi? Ben kovboy şapkası takacağım. O da yakasına papatya takacak. Vay be. Gıdıklı John Wayne. İnşallah bu da diğerleri gibi çirkin çıkmaz da benim de doğru dürüst bir ilişkim olur artık. Geçen seferki gayet iyiydi bence. Sen de kimseyi beğenmiyorsun ki. Tabii sen buldun Alp gibi fıstığı, konuşuyorsun. Bana Alp deme. Aa, ayrıldınız mı yoksa? Evet. Hani aşıktın sen bu çocuğa? Artık değilim, ne var bunda? O zaman yarın gel de aşk nasıl olurmuş gör. Bence süper yakışıklı biri çıkacak. Aa, gelirim vallahi, ne zaman? Akşam 6'da. Ya abicim. Yarın sen de benimle gelsene. Olmaz, ben Pelin'le buluşacağım. Hadi ya. Ya ben ne yapacağım ya? Oğlum tak şapkanı git işte. Birer kahve içersiniz, beğenmezsen bir daha aramaz. Ya ne bileyim o değil de... Ya bana aşık olursa... Ya benim peşimi bırakmazsa? Vay vay vay. Hasan Bey'in korktuğu şeylere bak. Oğlum sen bayağı bir Kazanova olmuşsun ha. Kızla anlaştın da senden hoşlandı da aşık olmasından korkuyorsun. Olur abicim, olur. Ne var yani? Sana oluyorlar, bana niye olmasınlar? Anne, nasıl geçti bugün? Güzel miydi ablamların yalı? Çok güzel. Harika. Oh, bir güzel öpürdetmişsindir kahveni denize karşı. Öpürdetemedim canım. Aa, niye? Ablamdan anahtarı aldım, gitti. Şöyle bir eve bakayım dedim, enişten geldi. Enişten mi? Evet. Yanında da yaşlı bir adam vardı. Aa, kimmiş? Yalının sahibiydi herhalde. Ben enişten beni tanıştırsın diye bekliyorum. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Benim için. Bu hanım evin hizmetçisidir dedi. Sonra da bana bir dolu talimat yağdırdı. Git tozları al, etrafı toparla. Anladım, yalan dolan bir şey çevirdin de bozuntuya vermedim. Hadi dedim. Peki deyip çıktım. Anne biliyor musun, ben anlamıştım ya. Eniştem kesin bir dolaplar çeviriyor. Yoksa yalıya falan taşınamaz o. Dur bakalım, anlayacağız. Ben bakarım. Kızım, niye hazır değil bu sofra? Yemek yemiyor muyuz? Ben yemek yiyeceğimizden pek emin değilim baba. Ne demek emin değilim ya? Merhaba Defneciğim, merhaba babacığım. Verin elinizi öpeyim. Annem nerede Defneciğim? Mutfakta. Öyle mi? Ben bir de annemin elini öpeyim de geleyim babacığım. Kızım ne demek yemek yiyeceğimizden emin değilim? Yemek yemeden önce emin olmak mı gerekiyor? Sen istersen bu konuyu bir annemle konuş baba. Kesin bir şey döndürüyorlar arkamdan ama. Anneciğim, bugün olanlar hakkında bir fikriniz oluştu mu acaba? Hayır, oluşmadı çocuğum. Neden beni hizmetçi olarak tanıttın? Çünkü öyle gerekiyordu anneciğim. Sonradan konuşmalarınızı duydum. Eviniz görücüye çıkmadan önce evi temizletiyorum dedin. Öyle mi dedim, hay Allah? Evet, öyle dedin. Adam sana evini kirala diye verdi, sen gittin oraya yerleştin değil mi? Yani tam olarak... Kira filan da vermiyorsun. Hepimizi boğazda yalı tuttum diye kandırdın değil mi? Evet kandırdım, ama bir sorun bakalım niye kandırdım? Ben ne yaptıysam karım için, kızım için yaptım. Çocuğum hadi bugün atlattın, yarın öbür gün ne olacak? Böyle bir yalan söylenir mi hiç? Siz babamı Defne üniversiteye gidiyor diye bir yıl oyalamadınız mı? Demek ki büyük yalanların ömrü de uzun olabiliyor anneciğim. Ben sana ne diyeyim ha? Ne diyeyim ben sana? Hülya biliyor mu? Tabii siz sır tutabilirseniz. Git, git seni gözüm görmesin. Hadi git. Sağ ol anneciğim. Hayır, hayır. Hürmetler ediyorum anneciğim. Hürmetler ediyorum anneciğim. Hürmetler ediyorum. Hürmetler anneciğim, hürmetler. İyi akşamlar babacığım. Size de hürmetler. Kesin bir şeyler dönüyor ve yine en son ben duyacağım. Kesin yani. Hadi anne, bir şey yemiyormuş. Hayır çocuğum, bugün yemek yapmadım. Tava içeride, hazırladım. İsteyen kendine yumurta kırsın. Neden yumurta yiyoruz? Acaba sorabilir miyim? Ben makinelerin rahatlığına alışmış, ev kadını olmanın zorluklarını bilmeyen bir kadınım ya hayatım.
O yüzden bugün de her zamanki gibi yatarak geçirdim. Hem yemek yapınca senin kafana da kakıyorum. Kafana yazık değil mi canım? Çekil bakayım çocuğum, ben biraz daha yatayım. Biz en iyisi gidip kendimize bir yumurta yapalım abi. Yapalım kardeşim, buyur. Sen burada mı yattın? Evet, bir sakıncası mı var? Yok canım, ne sakıncası olacak? Günaydın abi. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Nasıl, rahat mı salon? Çok rahat. Öğlene kadar yatmayı düşünüyorum. Şükran, tuhaf tuhaf konuşma da kalk bana bir gömlek bul ya. Hangisine elimi atsam kirli. Ay vallahi kusura bakma hayatım. Ben rahatıma düşkünüm. Öyle elimde çamaşır yıkayamam. Yani yapamam. Sonra ellerim buruşur. Ben hemen temiz bir şeyler bulup getireyim baba. İyi olur. Ben de artık işe gideyim. Birazdan burası Hiroşima gibi olacak. Ay, hareket bitmez ki şu evde. Yani bu ne biçim ev kadınlığı? Öğleye kadar uyuyamayacaksam ben şayet neden ev kadını oldum? Öyle olsa gider dışarıda çalışırdım. Hiç olmazsa hayatın zorluklarını fark ederdim. Buyur baba. Ceketinin içine giyebileceğim bir tek bunu bulabildim. Abimin yazlık tişörtü. Anne. Biraz fazla mesaj vermedin mi sence? Fazla oldu değil mi? Yani. Üzdük adamı. Ama o da beni üzmüştü. Bence sen makineyi falan unut anne. Aman. Makine filan isteyen yok zaten. Biraz saygı yeter. Hadi kalk. Topla şuraları. Yıkayalım çamaşırları. Babana mesaj vereceğiz diye bitlenecek halimiz yok. Hasan. Bugün sakın bir şey devirme. Babam barut gibi ha. Niye? Öyle işte. Ya abicim ben zaten hiçbir şey devirmem ki ya. Hayır. Ne bakıyorsunuz? Sana bakmıyoruz ki baba. Sen bakıyor muydun Hasan? Yo, ben bilgisayara bakıyorum. Hadi işinize bak. Ya, uf ya, resmen evin tek kızı kaldım. Ay, kabus gibi vallahi. Söylenme, söylenme. Çok sıkıldıysan ablan gibi evlen git. Öyle yapacağım zaten. Bana bak, onları doğru düzgün as balkona. Sonra da abinin pantolonunu yıkadım, git onu durula. Ya imdat ya, imdat ya! Sırf çene! Ay. Merhaba Şükrancığım! Aa canım, hoş geldin, hoş geldin. Gel, geç otur. Ben nasıl? De vallahi elde çamaşır yıkadım, belim kopuyor. Seninle oturur biraz dinleyin. Aa, elde mi çamaşır yıkadın? Ay sorma. Ne oldu makineye? Ne olacak?
Mehmet halletti gül gibi makineyi. Yalnız mısın, kızlar yok mu? Yok canım, Defne burada da. Onu hiç sayma fasulyeden. Ah İpekciğim olsaydı, şimdi bütün çamaşırı yıkamış, turlamış, asmıştı. Canım benim, pırlanta İpeğim benim, pırlanta. Kadın haklı. Bozduk makineyi, sonra da bir sürü abuk sabuk laf ettik. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Merhaba Mehmet Usta. Hoş geldin Sünercim, buyur geç otur. Bu ne hali ya? Tişört falan? Hiç yani, her gün gömlek gömlek sıkılıyor insan, değişiklik olsun diye. Yani. Açık söyleyeyim, hiç yakışmamış Mehmet Usta. Mustafa'nın tişörtü. Gidip adam gibi bir şey almazlar ki zaten. Madem beğenmiyordun, niye giydin? Neyse canım, giydik işte. Hasan, hadi git çay söyle bakayım. Hemen usta. Ben de yemeğe gideyim mi baba? Git git. Sanki çok çalışıyorlar da saat 11'de tıkırmaya gidiyorlar hemen. Ay vallahi sana hayret ediyorum Şükran. Ben olsam hayatta elde yıkayamazdım herhalde. İşte oluyor bazen. İnsan mecbur kalabiliyor. Sinan sağ olsun, bozulmasını bile beklemiyor. Daha geçen gün model yükselttik. Tam otomatik bir şey aldık. Böyle programlanabiliyor, sesle uyarıyor. Vallahi harika bir şey. Pırlanta desene, pırlanta. Ah, aynen öyle Sevinç Hanım. Ama biraz pahalı. Yani her keseye uygun değil. Aa, ben de çok programlı yıkarım. Hatta sesle de uyarırım. Defne! Efendim anne. Beyazlar kaynamış mı? Bak bakayım çocuğum. Tamam anne. Gördünüz mü? Sesli uyarı, programlı yıkama, her şey var. Tam otomatiğim. Ay ilahi Şükran. Müşken, ne oldu senin şu minnoş işi? Sordun mu kıza? Kimmiş, neyin nesiymiş? Aa, ne minnoşu ayol? Benim niye haberim yok? Henüz benim bile haberim yok. Dün de sordum Pelin'e, yine kaçamak cevap verdi. Bugün Sinan takip edecek. Aa, inanmıyorum. Aa, tabii canım. Belki de adam uyuşturucuya alıştıracak kızı. Göz kulak olmak lazım. Eyvah eyvah. Herkese merhaba. Hoş geldin, hoş geldin çocuğum. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Anne, ben mutfakta bir şeyler atıştıracağım. Çocuklar pardon. Şimdi karnı doyurayım, geliyorum. Mustafa. Efendim anne. Pelin'le buluşuyor musunuz siz? Yok. Buluşuyorsanız bugünlerde buluşma. Niye? Sinan abim peşinde, ona göre izinizi sürüyor. İzimizi mi sürüyor? Ah evladım. Niye takıldın şu kızın peşine? Ailelerin de arası açılacak. Niye açılıyor ya? Sizin yüzünüzden istediğim hiçbir şey yapamayacak mıyım ben? Yakında öğreneceğiz bakalım minnoş kimmiş. Ben kızını takip eder miydim ya? Bir şeyler saklıyorsa ederim tabii. Bin türlü bela var İstanbul'da. Evet, çaylarınız geldi usta. Buyur ustacığım. Buyur Sinan abi. Eyvallah, afiyet olsun. Sağ ol. O da doğru yani. Oh. Oh. Bitti sonunda. Vallahi bitti. Kızım baksana kapıya. Ya tamam anne ya. İyi ki sen açarsın diye şansımı denedim. Merhaba. Merhaba. Ay çocuklar. Ah ben bugün sizin geleceğinizi unuttum. Ah. Canım kızım gelmiş benim. Ay 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 ay. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Ne haber abla? Abla. İyiyim, siz nasılsınız? Geç canım, geç geç. Ay canım kızım benim. Enişte ablamın nesi var? Kulakları duymuyor. Kulakları mı duymuyor? Nasıl yani? Sağır mı oldu? Ay sağ ol anne, siz nasılsınız? Evet sağır oldu. Ama geçici bir sağırlık. Ne demek geçici canım?
Hay Allah, gördün mü başımıza geleni? Uçaktan indik ya, kulakları tıkandı. Ha, şu mesele. Hiç mi duymuyorsun şimdi? Yeni geldik biz de. Biliyor musun, uçaktan ince kulaklarım tıkandı. Onu biliyoruz, biliyoruz. Hiç mi duymuyorsun diyorum. Ya bugün usta da amma geç çıktı ha. Nefret ediyorum bu hayattan ya. Ne oldu be abi? Neymiş? Sinan abi peşimdeymiş. Sanki adam öldürdük ya. Alt tarafı kızıyla çıkıyoruz. Peşinde mi? Evet. Çıktığımızı öğrenirse ailelerin arası bozulacakmış da bilmem ne. Neyse abicim, ben çıkıyorum. Gidip kızla buluşayım bari. Ben de Pelin'le buluşacağım. Çatır çatır konuşacağım onunla. Ya ailelere söyleriz ya bu ilişki biter. Ben öyle kaçak kaçak yaşayamam. Abicim, nasıl oldu? Oğlum, bari tam bir kovboy kıyafeti giyseydin. Ne bu böyle? Ancak bunu bulabildim abicim ya. Neyse, ben bari elimde tutayım bunu da. Oraya gidince 2 dakikalığına takarım. Kız beni tanıyınca da çıkartırım. Söyledik bir kere, takmamak olmaz. Hadi bol şans kovboy. İnşallah kız güzel çıkar. İnşallah. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Neyse, ben de gidip konuşayım Pelin'le. Olmaz ki canım böyle. Gerekirse giderim Sinan abinin karşısına. Çatır çatır konuşurum. Değil mi ya? Tabii. Hay Allah. Şu başınıza gelene bak şimdi. Teşekkür ederim. Sağ ol anneciğim. Şimdi buna bir şey de sorulmaz. Nasıl geçti, ne yaptın diye. Sen anlat bari damat. Çok güzeldi Valide Hanım. Eyfel'e çıktık. Şanzelize'de dolaştık. Notre Dame'a, Montmartre'a gittik. Louvre Müzesi'ni gezdik. Ya iyi yapmışsınız. İyi iyi. İpek bayılmıştır. Bayılmaz mı? İleride oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Ben sokak ressamı olacağım. İpek de bir iş bulacak. Paris'e yerleşeceksiniz. Ah Paris, ah. Bir görseniz bayılırsınız. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Ah kızım ah. Keşke otobüsle gidip gelseydiniz. Yakında geçer, merak etmeyin. Neyse, sizin karnınız açtır. Ben kalkayım da size bir şeyler hazırlayayım. Anne, ben çıkıyorum. Aa, kızım nereye gidiyorsun yemek vakti? Derya ile buluşacağım. Baba şimdi gelir sorar. Ya bir şeyler uydur işte anne ya. Ben babanla konuşmuyorum Defne. Ay bana ne anne ya? Aa, kaçtı gitti ayol. Görüyorsunuz değil mi? Bu kız beni deli ediyor. Ben de bir lavaboya gideyim yeşil gözlüm. Efendim? Lavabo. Ben lavabo. Tamam. İpek, hoş geldin kızım. Ne zaman geldin? İpek. Aa baba, babacığım nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? Hoş geldin, ne zaman geldin? Baba, ha? Ne güzel tişört bu, Mustafa'nın mı? Bakıyorum, hoş bulduk demeyi unutmuşsun oralarda. Bir şey mi dedin baba? Hoş bulduk demeyi unutmuşsun diyorum. Ya ben şöyle ayrı falan mı otursaydım? Boş ver. Çocuk yakışıklıysa gidersin. Değilse birlikte çıkmamız lazım falan dersin. Hep beraber gideriz. Peki tamam. Çok merak ediyorum şu çocuğu ya. Ay, ben de. Aa. Defne'nin ne işi var burada ya? Aa, Hasan? Merhaba. Ne haber, ne yapıyorsun burada? Ben çay içmeye gelmiştim. Otursana. Defne, daha 6 yol var. Canım bir çay içsin bari çocuk bizimle. Gel otur Hasan. Siz ne yapıyordunuz? Derya chatte bir çocukla tanışmış da onu bekliyoruz. Ya. Hasbünallah. Ya kızım, bir şey soruyorum ya. Babacığım, duymuyorum. Boşuna nefesini tüketme. Ya ne demek duymuyorum? Hoş geldin.
Şükran, nesi var bunun ya? Hiçbir şeyi duymuyor. Bilmiyorum. Belki de en iyisini yapıyordun ha? Ne dersin? Duyunca ne oluyor ki? Senin de mi kanına girdi anan? Uçak baba, uçak. Yani uçaktan inince oldu. Ne uçağı ya? Ya basınç yükseliyor ya uçakta inerken. Ağzını açman gerekiyormuş. Ağzımı mı? Yapman gerekiyormuş baba. Daha hiç görüşmediler biliyor musun Hasan? Ya, nasıl birisi acaba? İnşallah eli yüzü düzgün biridir. Nasıl mesela eli yüzü düzgün? Ne bileyim, daha önce buluştuklarımın ya yüzü çirkindi, ya kısa boyluydu, ya da şişkoydu. Ama sen sakın üstüne alınma. Yok canım, niye alınayım ki? Kendine kovboy dediğine göre Clint Eastwood gibi biri olmasın. Herhalde öyledir. Yoksa kendine niye kovboy desin ki? Düdük gibi kovboy mu olur? Ben rahatsız etmeyeyim sizi, şöyle geçeyim. Çok memnun oldum tanıştığınızda. Ben de. Allah, kafayı üşüteceğim bu evde ya. Oo, merhabalar Peder Bey. Hoş geldin damat. Efendim? Sen de mi duymuyorsun yoksa? Yok, ben gayet iyi duyuyorum. Bu niye duymuyor peki? Kulakları tıkandı. Uçaktan inince olur bazen. Ne bilelim. Doğru dürüst bir açıklama yapan yok ki bu evde. Neyse, Peder Bey de geldiğine göre size aldığımız hediyeleri verebiliriz artık. Evet, şunları alayım. Bu size Valide Hanım. Bana mı? Evet. Ne var bunda? Açın kendinizi görün. Efendim, bu da size Peder Bey. Sağ ol canım, zahmet etmişsiniz ya. Bu da Defne ile Mustafa'nın. İpek bu. Size de ipek yakışır. Nasıl? Sağ olun, teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Beğendim. Ay, ne kadar düşüncelisiniz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Pardon, ben bakarım. Mehmet Başak Bey'in evi mi? Evet, buyurun. Biz makineye getirmiştik de. Makine mi? Yoksa bu... Bu da bizden size küçük bir hediye Şükran. Biz aletleri alıp gelelim, 2 dakikada kurarız efendim. Mehmet. Tam otomatik, programlı. Sese de duyarlı. Beğenirsiniz inşallah. Tankut, ne oluyor, bu ne? Baban bizim hediyeleri iyice ezdi galiba İpekciğim. Mehmet. Gelmeyecek galiba bu çocuk. Evet. Baksana saat kaç oldu. Hadi gidelim. Kimseyi bu kadar bekleyemem ben. Tamam. Hesabı ödeyip geliyorum. Ya beklesene. 2 çay. Hadi görüşürüz Hasan. Güle güle. Ay, bayıldım, mükemmel, çok güzel bir şey. Mehmet, çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kırdım seni, kusura bakma. Sen de kusura bakma. Düşüncesizlik ettim. 2 gün olmadan makine diye tutturdum.
Sen bana bakma. Tutturacaksın tabii. Bütün gün canın çıkıyor evde. Bir de çamaşır mı yıkayacağız? Zor oldu mu? Pahalı bir şeye benziyor. Olsun be karıcığım. Taksitle aldık. Öderiz zamanla. Hem senden kıymetli mi? Canım sağ ol. Sağ ol. Bir sen bir ben kalıyoruz evde Şükran Hanım. Çocuklar da yavaş yavaş uçup gidiyorlar yuvada. Seni de kırarsam, üzersem kiminle paylaşırım ben bu hayatı? Ha? Pelin yenge. Sen ne yapıyorsun burada? Mustafa gelmedi mi? Gelir birazdan. Sen iyi misin? İyi. Ay canım benim, neyin var senin? Buldum seni minnoş. Ay canım benim. Yok yok, sen iyi değilsin. Yok yok, bir şeyim yok valla. Hasan mı? Pelin mi Hasan? Olmaz. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı.